Efendim herkese iyi akşamlar. Sıra dışı tarihe hoş geldiniz. Sıra dışı tarihte bu akşam önemli bir meseleyi konuşacağız. Kudüs'ü, Filistin'i konuşacağız. Niye konuşacağız? Selahattin Demirtaş'ın Kudüs'e yönelik o toplumun her kesimini şoke eden, İsrail tarafını da sevindiren, Yahudileri, Siyonistleri sevindiren o açıklamasının üzerinden Kudüs gerçeğini sizinle paylaşacağız. Selahattin Demirtaş niye böyle bir ifade kullandığını da bu akşam anlayacaksınız. Profesör Doktor Mehmet Çelik bizlerle, hocam hoş geldiniz. Asıl Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethini de gündeme getireceğiz. Kudüs ne ifade ediyor? Bunları konuşacağız. Daha fazlasını konuşacağız. O yüzden diyorum ki siz çayınızı kahvenizi alıp ekran başına kuruluncaya kadar biz de soluksuz devam edelim diye çok kısa küçük bir mola, sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz ve sıra dışı tarih başlıyor. Bir video var, şimdi o videoyu sizle paylaşalım kısa. Hocam onu istemiştiniz. Evet. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez'in Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Cuma hutbesi. Bir bakalım, evet. Hocam onun üzerine bir şeyler söyleyecek. Selamu ala imam-i duat-i sadikin ve seyyidul enbiya-i vel mursalin ve kaidil hurr-ül muhaccerin nebiyyuna Muhammedin-il Mustafa aleyhi afdalus salati ve temmet teslim الذي سلمه الله مفاتيح الأقصى في السماوات العلى لكل سكانها ولكل أهل الطوائف والأديان الذي أولى القدس مكانة مقدسة وشأنا دينيا عظيما فقد كشف العهد العثماني أن شأن القدس مقدس بسبب مكانتها الدينية أولا وبسبب ما وجدوه لدى المسلمين والعرب تحديدا من محبة كبيرة للقدس وكل ما أسلم قال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Evet, bunu istemiştiniz hocam. Şimdi Kudüs yeryüzünde vahyin en fazla indiği şehirdir. Yani Mekke ve Medine sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun peygamberliği orada geçti. Ondan önce Hazreti İbrahim'in peygamberliği orada geçti. Fakat Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Beni İsrail'in peygamberlerine bakarak bir fikir yürütecek olursak, en fazla vahyin indiği mekan, coğrafya, Kudüs coğrafyasıdır. Bu nedenle Beytil Makdis lafı bizim dini literatürümüzde çoklukla geçer, ayet ve hadiste. Osmanlı buraya Kudüs-ü Şerif demiştir. Bütün yazışmalarına bakın, Kudüs lafzını tek başına hiçbir şekilde kullanmamıştır. Kudüs-ü Şerif demiştir. Müslümanların ilk kıblesidir. Miraç hadisesinin gerçekleştiği mekandır. Hazreti Peygamber oradan Miraç gecesi Cenab-ı Hakk'ın huzuruyla şereflenmiş. Ve hicretten sonra Mekke'nin kıble oluşuna kadar Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılmışlardır. Hazreti Ömer döneminde İslam beldesi haline gelen Kudüs, arada bir Haçlılar dönemi haricinde 1900'lü yılların başına kadar diyelim 48 İsrail'in
kuruluşuna kadar bir İslam beldesi olarak kalmıştır. Ve Osmanlı nereden çekildiyse orada gözyaşıyla çekilmiş ve oralarda bulunan halklar bir gün döneceklerdir düşüncesini hep içlerinde muhafaza etmişlerdir. Boşnaklar da böyle düşünmüştür, Suriyeliler de böyle düşünmüştür, Medineliler de böyle düşünmüştür, Iraklılar da böyle düşünmüşlerdir. Diyanet İşleri Başkanı Cumhuriyet kurulduktan bu yana ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı Kudüs'ü ziyaret etti. Ve bu ziyaret çok anlamlıydı. Miraç gecesi orada bulundu. O gece Cuma günü de Miraç gecesi de Cuma gecesiydi. Cuma günü de orada Mescid-i Aksa'da aşağı yukarı 85 yıldır bizim terk ettiğimiz 95 yıldır terk ettiğimiz bir coğrafyaya ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanımız gitti ve orada bir Cuma hutbesi okudu. Cuma namazını kendisi kıldırdı cemaate. O gün Kudüs adeta yeniden dirildi. Bütün Filistin halkı ayağa kalktı. Bir tanesi televizyonlarda bir Filistinliyi konuşturuyorlardı. Bugün Kudüs'ün yeniden doğuş günüdür dedi. Gözyaşları arasında bizim Diyanet İşleri Başkanımızın hutbesini dinlediler. Diyanet son yıllarda Türkiye'nin bu açılım politikasına uygun olarak bütün İslam coğrafyası, Afrika, hatta Güney Amerika'ya kadar çeşitli açılımlarda bulunurken Kudüs'ü de bu işin içerisine aldı. Kudüs'te unutulmaması gereken nokta şudur. Diyelim ki Cidde, Araplara ait bir şehirdir. Sudanlılar için bir şey ifade etmez. Lahorlular için de bir şey ifade etmez. Konyalılar için de bir şey ifade etmez. İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı bir şehirdir. Fakat Kudüs öyle değil. Hem bizim için öyle değil, hem Yahudiler için öyle değil, hem Hristiyanlar için öyle değil. Mesela biz 1917'de Kudüs'ü İngilizlere teslim ettiğimiz zaman, ki o General Allenby'nin bir Kudüs'e girişi vardır, yenildik biz orada. Fakat bizim müttefiklerimiz vardı o savaşta. Almanlar bizim müttefiklerimizdi. Avusturyalılar Almanyalarla beraberdiler. Onlar da bizim müttefikimizdi. Normalde ittifak bir savaş kaybettiği zaman Konya'daki nasıl üzülürse Viyana'dakinin de öyle üzülmesi lazım. Berlin'dekinin de öyle üzülmesi lazım. Biz o gece kahrolurken bütün Alman topraklarında, Avrupa'nın her tarafında olduğu gibi bütün Avusturya topraklarında o gün sabaha kadar insanlar bayram yaptılar. Evet, ittifakta yenilmişlerdi onlar da. Müttefikleri bizdik, beraber mağlup olmuştuk. Fakat Kudüs, bugün savaştıkları düşmanları olanlar Hristiyan oldukları için o Hristiyan kimliğine tekrar kavuşmuştu diye ona sevinmişlerdi. Bu nedenle Kudüs bir Sudanlı için, bir Faslı için, bir Cezayirli için, bir Şamlı için, bir Karslı için aynı şeyi ifade eder. Tıpkı Mekke gibidir. Çünkü ilk kıblemizdir, vahyin şehridir ve orayı biz adeta Mekke'den sonra, Medine'den sonra üçüncü kutsal şehir olarak kabul etmişizdir. Şimdi bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı'nın oraya gitmesi,
Artı bir şey daha, bu yakın zamanda o kararı aldı Diyanet İşleri Başkanı. Umre ve haç seferleri sırasında Türkiye'den gidenler Kudüs'ü de güzergaha aldılar. Önce Kudüs'e uğranacak, oradaki kutsal mekanlar ziyaret edilecek, orada Mescid-i Aksa'da ibadet edilecek, ondan sonra oradan Medine'ye, Mekke'ye geçilecek. Bunun anlamı şudur: Kudüs sadece Filistinlilerin, Arapların meselesi ve kendileri için kutsal ve önemli olan bir şehir değildir. Yarın sizin hacılarınız buradan gittiğinde Kudüs'e uğrayarak Mekke, Medine'ye geçtiklerinde bir aidiyet damarı daha oluşturacaklardır orayla. Bu damar vardı. Ta Hazreti Ömer'den itibaren vardı. Bütün Müslümanlar için. Fakat 1917'de o damar kesildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o Lozan sonrası ulus devlet ve zihnini Kars'la Edirne arasına sıkıştırmasından sonra Kudüs bizim için bir şey ifade etmez oldu. Unutuldu yeni nesillerimizle beraber. Bu 85-90 senedir bu damardan artık kan akmıyor. Canlı değil, orayı canlı bir şey haline getirmiyor. Kan akışı olmuyor oraya. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son derece önemli, Türkiye'nin o açılım politikasına da uygun olarak Kudüs'le bir aidiyet damarı tekrar harekete geçti. Bundan sonra gidecek her hacı dönerken sadece Medine'deki, sadece Mekke'deki hatıralarına mutlak surette bir de Kudüs'ü katacaklardır. Zaten son yıllarda turizm açısından Türkiye'de de birçok şirket Kudüs turları yapıyordu. Hocam bu teşbih de hata olmaz. Buradan devam edin ne olur. Çanakkale ruhu, Çanakkale bilinci buralara yapılan ve hani belediyelerin, bazı belediyelerin, yani söyleyelim AK Partili belediyelerin vesaire ya da vakıfların Türkiye'yi otobüs Çanakkale'ye taşıyıp o atmosferi, o havayı teneffüs ettirmelerini sağlamayla oluştu. Evet. Yani işte bugün Türkiye'de yaşayan herkes Çanakkale deyince titriyor. Yani o duyguları yaşıyor. Evet. Dün böyle değildi. Yani muazzam, muhteşem bir zafer. Bugün varoluşumuzun temelleri, yani bunu hangi manada dediğimi anladınız. Aynı bilincin Kudüs'te oluşması da önemli. Evet. O bilincin önüne set olmak için birileri bir şeyler söylüyor. Aynen öyle. Yani hep diyoruz ya, biz 100 sene önce birkaç yıl içerisinde bir imparatorluk kaybettik. Böyle avuçlarımızın içerisinden adeta kaydı gitti. O gün gitmeseydi ne olurdu? Bu imparatorluk gene kayıp gidecekti. Belki bu kadar fazla toprak kaybetmeyebilirdik. O Misak-ı Milli sınırları gerçekçiydi o dönem itibariyle. Bizim yani imparatorluklar dönemlerini kapatmışlardı. Bizimle beraber İngiltere de imparatorluğunu kaybetti. Rusya da imparatorluğunu kaybetti. Fakat onların kaybetmedikleri bir şey vardı. Toprak kaybettiler ama tarihi hafızalarını, yani o imparatorluk hafızalarını kaybetmediler. Dikkat edin, İngiltere ve Rusya'nın politikası bir dünya politikasıdır. Yani sadece kendi memleketinde yol yapmak, okul açmak, işte bilmem sanayi tesisi kurmak değil. Dünyanın herhangi bir yerinde dengeleri bozan herhangi bir olay meydana geldiğinde müdahil olurlar oraya mutlaka. Türkiye, biz Çanakkale'den itibaren sadece bir imparatorluk kaybetmedik. Ruslara ve İngilizlere nazaran
Bir de hafızamızı kaybettik, tarihi hafızamızı. Bu tarihi hafızamız Çanakkale'de gömüldü toprağa. Bu tarihi hafızamız Yemen'de gömüldü toprağa. Bu tarihi hafızamız Sarıkamış'ta gömüldü toprağa. Bu tarihi hafızamız Kudüs'te toprağa gömüldü. Şimdi o gömülen yerden çıkıyor tarihi hafızamız. Yani oradan adeta bir kardelen gibi üzerine yığılan toprağı, hatta üzerine dökülen betonu, o kardelen gibi o tarihi hafızamız yavaş yavaş kırmaya başladı ve oradan çıktı. Bu iç turizm, böyle ne bileyim türbedir, camidir, tarihi mekandır, bunların içerisine Çanakkale girdiği zaman tamamen bu hafızanın tekrar dirilmesini sağlayan turizm şirketleri oldu. Öğrencileri aldılar, götürdüler oraya. Para kazandılar bununla. Anaların ak sütü gibi de helal olsun onlara. Özellikle son yıllarda, son 10-15 yıldan itibaren, mesela bu bölgeyi konuşacak olursak, İstanbul ve Marmara bölgesini, buradaki belediyeler, ilçe belediyeleri bile yılda 10 bin civarında insan oraya taşıdılar. Bizim 85 yılda, hatta 95 yılda, daha doğrusu alın Cumhuriyet'ten bu yanı söyleyin, eğitim programlarıyla, müfredatlarıyla veremediğimiz tarih bilincini ve tarih şuurunu bu milletin çocuklarına o Çanakkale verdi. O Sarıkamış verdi. O Yemen programları verdi ve bugün de Kudüs veriyor. Kudüs'ün bunlardan farklı bir tarafı bu tarihi hafızanın ümmet bazında verilmiş olması. Siz orada Diyanet İşleri Başkanınız bir hutbe okuduğunda Cezayir'deki o tarihi damarınızla aidiyeti olan insan onu televizyondan gördüğünde Türkler diyor, Osmanlılar diyor. Tekrar o tarihi hafızayı hatırlatıyor. Hı hı. Bu nedenle bu Kudüs'le ilgili şeyler çok daha önemli. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı hususunda bana şöyle bir soru tevdi edilse, kurulduğu günden bugüne yapmış olduğu en önemli şey nedir? Yüzlerce şey sayabiliriz. İşte Orta Asya'da efendime söyleyeyim okullar, camiler yapıyor, Balkanlar'da yapıyor, Afrika'da yapıyor vesaire. Bunlar hepsi çok güzel şeyler. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim tercümeleri Kürtçe'ye kadar yapıyor. Bunlar son derece önemli şeyler. Fakat bu Kudüs atağı ki zaten Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na içerideki alçakların, dışarıdakileri alçak demiyorum, bakın İsrail'leri alçak demiyorum. Hı hı hı. İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı'na karşı bir kampanya başlatması bu açıdan anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü onların çıkarlarına zarar veriyor. Bir anda bütün İslam dünyasına 2 milyarlık Müslüman ümmetin dikkatlerini Kudüs'ün üzerine çeviriyor. Bunun İsrail'in canını sıkması son derece doğaldır. İsrail'in Diyanet İşleri Başkanı aleyhinde yazılar yazdırması, demeç vermesi son derece doğaldır. Fakat içerideki alçakların, nüfus cüzdanlarında Müslüman yazan, Türk yazan, bırakın nüfus şeyini, bir de bunların bir kısmı var, namazlı niyazlı. Namazlı niyazlı. Bu tarihi adımı, bu İslam ümmetinin o tarihi hafızasını, vicdanını ayağa kaldıran, canlandıran, ona bir vizyon kazandıran, bu atılan adımı alkışlayacakları yerlerde hemen ortaya attılar, Mercedes araba almışlar, jacuzzi'li bilmem evde banyo yaptırmış. Hocam ben gittim gördüm. Anlat o zaman. Sıradan bir lojmanda oturan Diyanet İşleri Başkanı. Diyanetin lojmanı o da yani. Ve de küveti dahi olmayan bir ev. Hı.
Bırakın jacuzzi, küveti dahi olmayan, duşakabini olan bir ev yani. Hepsi bu. İşte, buyurun. Bunlar bu kadar alçak hocam yani. Tamam, buyurun bu kadar ya. Alçaklar. Buyurun. Her birinin altında Diyanet İşleri Başkanı'na tahsis edilen o Mercedes'ten çok daha pahalısı, çok daha farklısı. Evet, evet. Nedir? Yani nedir? Diyanet İşleri Başkanı'nın alıp evine götürdüğü bir araç falan filan değil. Onu temsil eden, o kurumu, o ünvanı temsil eden bindiği bir araçtır. Evet. Papa Türkiye'ye geldiğinde numara çektiler hocam. Evet. Papa havaalanından indi. Arkasındaki arabalar, birlikte geldiği arabaların hepsi Mercedes. Rol olsun diye bir tane basit bir arabaya bindi. Şov yaptı. Kulağına üflediler. Gitsinler baksınlar bakayım. Avrupa'da öyle bir arabaya biniyor. Ya Vatikan'da öyle bir arabaya biniyor. Helikopterleri var. Yani o yüzden buradan Diyanet İşleri Başkanı'nı yıpratmak işte tüm bu projeleri. Çünkü son birkaç ayda epey ülke gezdim. Diyanet'in oradaki faaliyetleri, Yunus Emre Enstitüsü'nün oradaki faaliyetleri, TİKA'nın oradaki faaliyetleri. Hocam korkunç faaliyetleri var. Paralel yapı bundan rahatsız. Şöyle söyleyeyim. O kadar kahrolursunuz ki Arnavutluğa gidin, Bosna'ya gidin, Kosova'ya gidin, Üsküp'e gidin, Makedonya'ya gidin. Gidin işte bu bölgede Türkiye Cumhuriyetleri'ne gidin. Bu paralel yapı orada sizin ifadenizle kumaşı o topraklarda dokunmamış olanlarla iş tutuyor. Tamam. Yerli olmayan medyayla iş tutuyor. Yerli olmayan siyasi partilerle iş tutuyor. Yerli olmayan sermayeyle iş tutuyor. Hikaye, hocam yalan. orada din eğitimi, Türkçe bilmem bunların hepsi yalan. Hepsi yalan. Orada başka işler çeviriyorlar. O okulların her biri CIA'nin birer bürosu. İstihbarat büroları. İstihbarat büroları. En vahimi de şu. Burada insanlar, Anadolu'nun insanı dişinden tırnağından arttırıp o yaptığı bağışlarla, himmetlerle, kurbanlarla farkına varmadan CIA bürolarını ayakta tutuyor. Farkına varmadan. Ya. Zannediyor ki orada işte bunlar yok böyle bir şey. Buradan oraya gönderilen bir ya da iki öğretmen var. Hı hı. Bir öğretmen ya da bir yönetici. O garipler de zannediyorlar ki kutsal bir davanın alpereni kendisi. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Mesela aman burada namaz kılmayın. Kimse namaz kılmasın falan. Aman bir rengimiz belli olma. Hani, ne belli olma? Türkçe'de böyle bir şey de yok. Gözümüzü şununla boyamışlar yıllarca. İki tane Türkçe şarkı öğretip yani hocam latife olsun diye söylüyorum. Bağışlayın. Size dahi ben işte bir 3-5 gün uğraşacağım İspanyolca bir parça öğretirim. Tabii. İtalyanca bir parça öğretirim. Evet. Çıkar da söyletirim yayında. Evet. Yani 3-5 parça öğretip getirip burada yıllarca göz boyadılar. Duygularımızla oynadılar. Yetinmediler. Şimdi bunu söyleyince itiraz edenler daha iyi anlayacak. Çıktılar dediler ki Türkçe olimpiyatlarına Hazreti Peygamber teşrif buyurdu. Evet. Bunu niye söyleme ihtiyacı duyar bir insan? Haşa Hazreti Peygamber'in ne işi olur Türkçe olimpiyatlarında? Şarkı türkü dinleyecek, dans izlemeye gelecek. Hocam bu... Of ki of. Yani bu Türkiye'de yani samimi olanlarına... Bak yine ufacık bir aralık bakıyorum. Samimi olanlarına bir şey demiyorum ama yani görün be arkadaş. Yani... Hani bana inanmıyorsun, inanmayan varsa imkanı olan gitsin, uzaktan bir baksın. Süleyman Demirel'in politikası bir şey bu. Şimdi o zaman tabii medya böyle çok yaygın değil. 3-4 tane gazete var. Hele özellikle 80 öncesi televizyon falan da yok. Erzurum mitingi mutlaka cuma günü olurdu. Mutlaka. Başka gün olmazdı. Ve cuma namazından sonraydı. Cuma günü gelir o Ulu Cami'de. Cuma namazı kılar. Cuma namazından o mitingin yapılacağı alan vilayet
Lala Paşa Camisi'nin bulunduğu alan zannediyorum 200 metre yani. Böyle rahat yürünerek gelinebilecek bir şey. Oradan camiden çıkan cemaatle beraber oraya gelirdi. Orada miting sonrası kendisine bir bayrak ve bir Kur'an-ı Kerim hediye edilirdi. Ve onun arkasından üç cümle söyler, miting biterdi. Bu memlekette herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım demelidir. Bu memlekette ezanlar susmamalıdır. Bu memlekette camiler açık kalmalıdır. Tam böyle ederdi, alkışların giderdi. Ama İzmir'de yapacağı miting, onlar zaten cumaya falan şuraya buraya da denk gelmez, gelseydi de gitmezdi. Orada da Cumhuriyet'in faziletleri, laiklik, teokratik düzeni yok ettik. Onun önündeki en büyük set biziz diyordu. Zavallı Erzurumlu teokrasinin ne demek olduğunu zaten bilecek? Bilmezdi. Burada konuştuğu da zaten oraya gitmezdi. Aynen bunun gibi. Hocam. Balkanlardaki okullar da başörtüsünü yasak ettiler kendi okullarına, biliyor musun? Aynı şey. Bir de o yasak da şey numarasıyla. İşte aman aman dikkat çekmeyin. Ne dikkat çekmesi? Kimlerle iş tutuyorsunuz orada? Hocam Süleyman Demirel dediniz de ben bizzat şahit oldum. 28 Şubat sürecinde takip ediyordum bir mitinginde. Sanırım günahını almayayım ama Süleyman Demirel'i tanıdığım için, siz de tanıdığınız için böyle bir şeydir. 28 Şubat'ta baskı, dindarlara baskılar, korkunç bir süreç, bir miting yapıyor. Halka hitap ediyor. O esnada ezan okunuyor. Hı. Ezana saygı ifadesi olarak susuyor. Konuşması bittiğinde şu cümlelerle başladı. Bu ülkenin minarelerinden her gün 5 vakit ezan okunuyor. Falan. Şimdi bunu ne diye söylüyor? Bu ülkede dine, dindarlara falan baskı yok diye söylüyor. Hı hı. Demirel'in en büyük numarası, paralel yapının da aynı. Bir meselede izah ederken bir doğruyla bunu izah etmesi. Evet. Şimdi Türkiye'nin camilerinde 5 vakit ezan okunuyor. Bu bir doğru. Evet. Ama başörtüsünün yasak olduğu, Kur'an kurslarının kapatıldığı, imam hatiplerin kapatıldığı gerçeğini değiştirmiyor ki bu doğru. Evet. Mesela diyelim ki adamı dövüyorsun orada. Hı hı. Demirel çıkıp diyor ki, kardeşim su H2O'dan ibaret diyor. Oo, millet alkışlıyor. Doğru, evet. Ya su H2O'dan ibarettir de bu dövdüğün gerçeğini değiştirmiyor ki. Değiştirmiyor, evet. Şimdi böyle bir mantık. Paralel yapının da aynı mantığı var. Evet. Buyurun hocam. Şimdi Kudüs'e dönelim gene. Kudüs Osmanlı yönetimine girdiği zaman biraz tarihçesine evet. şey edelim. Oradan evet. geriye doğru geriye gidelim. Doğru gelelim. Yavuz Sultan Selim tarafından ikinci veya Selahaddin Eyyubi, Hazreti Ömer'i de göz önüne alarak üçüncü fethi diyelim. İsterseniz Hazreti Ömer'den başlayalım. Hı hı. İslam orduları Suriye'ye girdiklerinde Yermük'te. Bizans'ın. Şu. Bu bizim sıra dışı, çok özür diliyorum. Estağfurullah. Bizim sıra dışı tarih programları içerisinde birçok klasik olabilecek program yaptık sizin de. Evet. Yani klasikler arasında girecek sıra dışı tarihin programlar yaptık. Bunlardan bir tanesi Yemen programıydı. Evet. Burada birlikte yaptığımız Yemen programıydı. Mesela Yemen deyince işte ah o Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acayip ne. Yemen bizim evimizdi. Yemen evet. bizim ilimizdi. Evet. Yemen bizim bir parçamızdı. Yemen Urfa'ydı, Yemen Antep'ti, Yemen Malatya'ydı. Aynı, tabii. Yemen başka bir şey değildi. Hı hı. Biz Çanakkale'yi nasıl müdafaa ettiysek, Yemen'i de aynı şekilde müdafaa etmiştik, ediyorduk. Evet.
Oradan bir bölüm kestirdim. Bir de Yemen şuurumuzun olması lazım. Ya bu coğrafyalar bize yabancı değil. Biz evet. Cumhuriyet döneminde kahrolası bir operasyonla akrabalarımızı unuttuk falan. Hafızamızı operasyon yapıldı. Evet. Şimdi arkadaşlar hazırlamış. Eğer tamam, müsaade ederseniz bu Kudüs meselesine geçmeden önce onu bir izleyelim. Tamam. Bu öyle bir dramdı ki ben bir köyde doğdum. 5 yaşına kadar da köyde yaşadım. Ve 4 yaşındayken köyümüzde okul da yoktu. İlk defa köyün dışında bir kavram duydum o köy, bizim köyümüzde. Yemen adını o zaman duydum. 3 tane evden Yemen'e gittiklerini ve gelmediklerini döndüm. O zaman şey ettim. Yemen'in ne olduğunu 4 yaşındaki bir çocuk ne anlayabilir, ne edebilir? Burada iki yönlü bir dram meydana geldi. Biz dediğim gibi 1914'te tahliye edemedik. Bu olabilir. 18'de sonra tahliye edebilirdik, olmadı. 23'ten sonra bunları tahliye edebilirdik, olmadı. Bir yanda Anadolu'da bu giden askerler çoluk çocuk sahibi, eş sahibi insanlardı. Evlerinde her gün bir bekleyiş vardı. Anadolu kadını kocalarının, çocuklarının, babalarının dönemeyeceğini veya bir gün dönebileceklerini hayal ede ede hiçbir yerden ne bir haber alabildiler, ne bir yerden bir bilgi alabildiler, ne bir yerden kendilerine ümit verecek bir haber geldi ve bu acılarını ağıtlara döktüler. Maalesef Türkiye radyolarından 1950'lere kadar Yemen'le ilgili bir tek türkü de yoktu, unutulmuştu. Halk kendi arasında söylüyordu. İlk defa bu meşhur türkü, hani bu kışlanın önünde redif sesi var, havada bulut yok, bu ne dumandır, bu ne dumandır türküsü. Onu da Muş'a çevirdiler. Evet, Muzaffer Sözen bunu 1944'te Muş'ta Dürriye Keskin adlı yaşlı bir kadının ağzından duydu, öyle derledi. Yani Anadolu kadını yüreğine taş bastı. Çocukları hep bir baba özlemiyle büyüdüler. Anneler hep bunlara ağıt yaktı. Oradaki insanlar peki neden gelmediler, etmediler? Osmanlı'nın son dönemi korkunç bir dönemdir. O cepheden o cepheye, o cepheden o cepheye, o cepheden o cepheye. Ve Yemen'e gidenler, daha bu cephelere gidenler de Anadolu'da şöyle bir adet başlamıştı. Askere gidiyor, evli olanlar gelmiyorlar. Gelmeyince Anadolu insanı, gelini var, diyelim 2 tane de çocuğu var. Çocuğu telef olmasın, gelinimiz başka yere gitmesin diye diğer kardeşle evde olan küçük ve bunların bu evliliklerin tümünde de gelinler büyüktürler. Benim de böyle bir teyzem vardı. Küçük çocukla, küçük kardeşle everirlerdi. Gelinimiz dışarıya gitmesin. O şehidin çocuklarına gelen babalık kötü davranmasın diye kardeşleriyle. Bu büyük bir dramdır. Bizim namus anlayışımıza, yani kardeşinizin karısıyken, sizin yengenizken bu zorluklar ve mecburiyetler sonucunda bugünden bakarsanız böyle bir saçmalık nedir diyebilirsiniz ama o günkü şartlar farklıydı. Kadınların eğitimi yoktu, çalışacakları bir iş yoktu, şu yoktu, bu yoktu. O çocuklar telef olmasın, o gelin dışarıya gitmesin diye evin daha küçük çocuğuyla evlendirirlerdi. Yemen'de kalan askerler niye dönmediler biliyor? Bu manzarayla karşılaşmak için eşlerini kardeşleriyle görmemek için dönmediler. Bunun için bu devlet iflah olmuyor. Bunun için cumhuriyet iflah olmuyor. Bu bir kişi değil.
5 kişi değil 10 binler biz orada 150 bin asker bıraktık. Anadolu kadını da bağrına taş bastı. Yine ağlattık seni. Bu hafızamızı perişan ettiler hocam. Sonra çıkıp diyor ki ne işin var Yemen'de? Ne işin var Sudan'da? Ne işin var Somali'de? Bunu diyor hocam. Yani ufku dar, ufku daralmış. Ne işi var Diyanet İşleri Başkanı'nın Kudüs'te diyor. Ufku dar. Yani bir molaya gidelim. Evet. Molanın ardından devam edelim. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Hazreti Ömer'den başlayayım evet. Demiştiniz. Buyurun. Şimdi Kudüs bizim tarafımızdan, Müslümanlar tarafından 3 sefer fethedildi. Hı hı. Birisi Hazreti Ömer'le İslam hakimiyetine girdi. İkincisi Haçlılar almışlardı. Selahaddin Eyyubi ile tekrar bir İslam beldesi haline geldi. Bir de Yavuz döneminde o zaman Müslümanlardan alındı. Memluklu şeyindeydi, yönetimindeydi, alındı. Şimdi bu Kudüs'ün fethine biz tarihe baktığımız zaman ister Babililer tarafından olsun, ister Mısırlılar tarafından olsun, ister Hititler tarafından olsun, ister Romalılar tarafından olsun, Kudüs çok kanlı şekilde ele geçirilmiştir. Çok fazla kan dökülmüştür Kudüs'te. Fakat bu üç İslam fethinde de Kudüs'te kan dökülmemiştir. Yani Müslümanlar orayı 3 sefer hakimiyetlerine geçirdiklerinde bir damla kan dökmemişlerdir. Mesela Haçlılar Kudüs'ü aldıklarında ki o Haçlı seferleri sırasında kilisenin önderliğinde, papalığın önderliğinde bu seferler düzenleniyordu ve tamamen dini bir amaca yönelikti bunlar. Haçlı orduları Kudüs'e girdiklerinde bu Haçlı ordularının gerek komutanları, gerek başta kralları olmak üzere bu seferlere katılan krallar veya işte dükler, şövalyeler, senyörler, bilmem kimler, kimler, kimler böyle itibar sahibi, siyasi kimlikleri olan insanlar yanlarında hem birer tarihçi götürmüşlerdir hem de birer ressam götürmüşlerdir. Ki böyle kutsal bir gaye için yola çıktıklarından dolayı yani yapmış olduğu şeyleri tarihe geçirmek için. Vatikan arşivleri burada o Haçlılar dönemindeki tablolarla doludur. Ressamlar çizmişlerdir. Mesela bunlar poz verirken İşte böyle binlerce kafa üst üste yığılmış, kılıcıyla bir şövalye o kafalara böyle arasına sokmuş kılıcını, bir ayağıyla da kafalara basmış. Yani bu kadar kafir kellesi kestik, İsa Mesih'in ruhaniyetini kurtardık bunların ayaklarından, intikamlarını aldık. Haçlı seferlerinin şeyine katılan bizatihi görgü tanığı olan tarihçiler, burada yapılan katliamları biraz da kahramanlık saikiyle ballandıra ballandıra anlatırlar. Mescid-i Aksa'ya doldurulan ve orada katledilen Müslümanların bu katliam şeylerini bazı tarihçiler 1,5 metre yüksekliğindeki pencerelerden dışarıya kan aktığını gururla hem de ifade ediyorlar, şey ediyorlar. Çok kanlı bir şekilde. Hazreti Ömer buraya geldiği zaman bu şehri kimsenin burnu kanamadan kendileri teslim etmişlerdir.
Ki Hazreti Ömer'i o günkü Kudüs halkı, gerek Süryaniler, gerek Ermeniler, gerek Kıptiler, gerek Avrupa Ortodoksları, bunların hepsinin orada metropolitlikleri falan vardı, psikoposlukları vardı. Bu cemaatler toplu halde karşılamışlar ve Hazreti Ömer'in o Faruk lakabını o gün Kudüs'ün anahtarları kendisine teslim edilirken Kudüs halkı Foruko, Foruko diye tempo tutuyordu Hazreti Ömer'e. Yani kurtarıcı, kurtarıcı, kurtarıcı. Bu kelime Süryancadır. Öyle bizim kitaplarımızda yazan yok işte bilmem bir dava için Hazreti Peygamber'e bir Yahudi gitmiş, bir Müslüman gitmiş. O dava neticesinde işte Hazreti Peygamber'in verdiği hükmü Yahudi beğenmemiş, Hazreti Ömer'e gitmiş. O da sen nasıl Peygamber'in hükmünü beğenmezsin diye kafasını kesmiş. Bunu da güya Hazreti Peygamber'e anlatmışlar. O da Hazreti Ömer'e Faruk, yani hakla batılı ayıran anlamında bu sıfatı vermiş. O yüzden Ömer'ül Faruk deniyor. Bu tamamen halk arasında uydurulmuş olan bir şeydir. Ve Hazreti Peygamber'e de iftiradır bu. Bu lakabı bizatihi Kudüs halkı Hazreti Ömer'e vermiştir. Zaten Faruk kelimesinin biz etimolojik dil bilgisi açısından baktığımız zaman Arapçada fail vezni vardır, faul vezni yoktur. Yani feraka fiilinden siz bunu ismi fail olarak çektiğinizde farik gelir. Bu Faruk olmaz. Bu Faruk Foruko'nun bozulmuşudur. Yani Arapçalaştırılmış halidir. Kurtarıcı demektir. Bir tek kişinin burnu kanamadığı gibi ki Hazreti Ömer'in o Kıyame Kilisesi'nde namaz vakti Kudüs metropoliti psikoposunun namaz vakti geldiğinde burada buyurun namazınızı kılın dediğinde ben burada namaz kılarsam Müslümanlar yarın bizim halifemiz burada namaz kıldı diye bu mabedinizi camiye çevirebilirler diye orada kılmayıp dışarıda kıldığını, bugünkü Ömer Mescidi'nin olduğu yerde kıldığını, bunu o sarı kubbe, yani bizim Kudüs zannettiğimiz o sarı kubbe Mescid-i Ömer'dir. Evet, Mescid-i Ömer'dir, Ömer Mescididir. Bu Süryani kaynaklarında da bu hadise anlatılır, ifade edilir. Böyle, gerçektir böyle yani. Evet yani gerçektir. Bu böyle hayali uydurulmuş bir hadise değildir şeyde. Ve o günkü bizim yaklaşımımız, Hazreti Ömer'in o yaklaşımı İslam'ın yaklaşımıdır. Ve diğer Müslümanlara da bu şey edilmiştir, örnek olmuştur. Gerek Hazreti Ömer'in fethi döneminde Kudüs'ün İslam toprağı haline gelişi, gerekse ondan sonra Selahaddin Eyyubi döneminde bir tek kilise orada, bir tek havra camiye çevrilmemiştir. Ve bu şehirdeki o anlayış öyle bir hale getirilmiştir ki Kanuni Sultan Süleyman şehrin surlarını yaptırdığında Bab-ı Halil dedikleri Hazreti İbrahim'in adına atfedilen o kapının üzerine kelime-i tevhidi şu şekilde yazmışlardır. Bu Müslümanların ve İslam'ın uluslararası alanda bütün inançlara ne kadar saygılı olduğunu gösteren son derece önemli bir şeydir. Ve 500 senedir bu değişmemiştir. Üzerine yazmış. O ana giriş kapısı, İbrahim Halil kapısı. La ilahe illallah, İbrahim Halilullah. Çünkü Hazreti İbrahim bizim son tevhid ve kitabi din dediğimiz Kur'an'ın ehli kitap tabir ettiği gerek Beni İsrail'in, Yahudilerin, gerek Hristiyanların, gerekse Müslümanların ata peygamber olarak kabul ettikleri Milleti İbrahim. Milleti İbrahim. Ha. Şimdi o görüş, o şey Hristiyanların Batı dünyasının hümanizmadır, hoşgörüdür, demokrasidir, bilmem nedir. Bu palavralar
o ruhun bir harfine dahi tekabül etmemiştir. 500 yıllık Osmanlı idaresinde bir tek gün kavga çıkmamıştır Kudüs'te. Bir tek gün kimsenin burnu kanamamıştır. Ama orada kavga hocam, evet. Orada kavganın hiç eksik, biraz yukarı hocam. Hiç eksik olmadığı dönem Hristiyan kiliseleri arasında olmuştur. Hristiyan kiliseleri. Ki o hadise, yani o Kıyamet Kilisesi denilen Hazreti Ömer'in namaz kılmadığı, dışarıda kıldığı kilise, o kilise Hazreti İsa'nın Hristiyan geleneklerine göre haça gerildikten sonra orada bir mağaraya gömülüyor. 3 gün sonra o mağaradan dirilerek göğe çıkıyor. O mağaranın üzerine inşa edilmiş olan bir kilisedir. Kıyame adını alış sebebi de budur. Kıyam kelimesini biz de kullanıyoruz. Namazda kıyam, kıraat falan diye namazın şartları için veya kıyam etmek isyanlar için de kullanıyoruz ayak. Burada doğuş anlamında, diriliş anlamında buradan göğe yükseldiğine inanırlar. Ve o kilise Hristiyan alemi için kendi mabetleri içerisinde en kutsal olan yerdir. Müslümanlar için Kabe neyse veya Kabe'yi bir tarafta bırakalım, Müslümanlar için Mescid-i Nebevi neyse orada öyledir. Şimdi onlar için kutsal olduğu için bütün Hristiyan mezhepleri, yani Katolikler, Ortodokslar, Katoliklerin ve Ortodoksların Ermenileri, Süryanileri, Kıptileri, Marunileri, Keldanileri, Ortodoksların hatta Sırp Ortodokslarının orada birer episkoposlukları bulunurdu. Ve bu kiliseyi bir türlü paylaşamazlardı. Osmanlı İmparatorluğu bunların arasında niza çıkmasın diye bu kiliseyi ibadet hususunda bir yönetmelik hazırlamıştı. Bu yönetmeliğe göre bu kilisede falan saatlerde, falan günlerde falanlar ibadet edecek, falan saatlerde falanlar ibadet edecek, falan saatler falanlar da ibadet edecek. Ve bu kilisenin işte hangi penceresine hangi mezhep mumlarını yakacak, koyacak, falan yerine hangi mezhep orayı ışıklandıracak, mum yakacak orada. Böyle en ince detaylarına kadar Osmanlı Devleti bunun tüzük ve yönetmeliklerini hazırlamıştı. Buna rağmen o fanatik keşişler, kavga, gürültü, her gün o mabedin içerisinde kan dökerlerdi. En son Kudüs'te başımıza gelen felaketlerden birisi de bu kutsal mekanlar yüzünden olmuştur orada. Yavuz burayı fethettikten sonra Avrupa'daki o Hristiyan birliğini parçalamak, Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri olan Fransa'nın, aynı zamanda Katolik idi, onu kendi tarafına çekmek için bizim tarih kitaplarımızda kapitülasyonlar dediğimiz iktisadi, ekonomik imtiyazlar diye bahsedilen şeyleri verirken, bir de bunun yanında bu kilisenin yönetimini de Katolik kilisesine verdi kanuni. Bu Fransa'nın biz Avrupa ile girdiğimiz bütün savaşlarda en azından tarafsız kalmasına sebep olmuştur. Bakın, kanuniden bu yanı biz, yani Birinci Dünya Savaşı'nın o öncesine kadar Fransızlarla hiçbir zaman karşılıklı cephede yer almadık. Fransa ya tarafsız kaldı ya da hiç şeye girmedi, savaşa girmedi. Zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu bunu diplomasi aracı olarak da kullanıyordu, bu kilisenin o varlığını ve kutsiyetinden dolayı. Fransa'yla zaman zaman canımız sıkıldığı zaman papalıkla falan bu kilisenin anahtarlarını alıyorduk, Ortodokslara veriyorduk.
Bu mesele 1856 yılında tekrar Fransa'ya ihtiyacımız düştüğünde Ortodokslardan aldık. Bunu Katolik Kilisesi'ne verdiğimiz zaman Rusya ayağa kalktı. Çar bize bir protesto çekti. Yeğeni olan Prens Menchikov aynı zamanda Baltık Denizi Kuvvetleri'nin amirali de olan Prens Menchikov'u İstanbul'a gönderdi. Bu kalktı geldi. Dedi ki bu kabul edilemez. Katolik Kilisesi'ne verdiğiniz bu şeyi Ortodokslara tekrar bu kilisenin şeyini vereceksiniz. Ya bu kadar yıl sizde kaldı dedik. Biraz da bunlar da sizin din kardeşiniz değil mi? Biraz da bunlar da olsun. Yani size zararı ne? Efendim bunlar zamanında işte kiliseyi açmazlar, kapalı tutarlar, bilmem ne derler. Dedi ki kardeşim dert buysa 24 saat biz kiliseyi açık tutacağız. Efendim orada işte bunlar olay çıkarırlar, şu olur, bu olur, bilmem ne. Dedi ki oraya bir bölük asker tahsis edeceğiz, 24 saat nöbet tutsun. Efendim dediler işte bunlar temizliğine riayet etmezler, şu etmezler, bu etmezler. Dedik ki oraya bir temizlik ekibi kuracağız. Ellerinde bezler, süpürgeler. 24 saat bu mabedi temiz tutacaklar. Şimdi aslında Rusya'nın söylediği başka bir şeydi. Bizim söylediğimiz başka bir şeydi. Sonunda biz Fransa ile Rusya'nın dengelerini göz önüne alarak tercihimizi Fransa'dan yana, Katolik dünyasından yana kullandık. Prens Menchikov tehditler savurdu, büyükelçiliğini kapattı, bütün diplomatlarını aldı, Moskova'ya döndü, Çar bize savaş ilan etti ve Rus orduları önce Kırım'a girdiler. Arkasından bu Rus sürüleri ta Yeşilköy havaalanına kadar, işte o meşhur Ayastefanos anlaşması. Bakın Balkanlardaki, yani o kurulu düzenimizin yıkılmaya başladığı dönem bu dönemdir ve bu Kudüs yüzünden oldu. Buradaki bu kutsal mekanlar yüzünden. Bu bir sorundu, önemli bir sorundu. Müslümanlar buraya, Haçlılar buraya girdiklerinde o kadar kan döktükleri halde Hıttin'de Selahaddin-i Eyyubi rahmetullahi aleyh radıyallahu anh Hıttin'de Haçlı ordusunu bozguna uğrattıktan sonra bütün Avrupa'da ve bütün Kudüs'te kanaat şu oldu. Kudüs'te Selahaddin canlı bir sinek dahi bırakmayacaklardır. Çünkü? Çünkü biz öyle yaptık dediler. Onlar bir şey yapmadan biz bunu yaptık. Hatta Haçlılar buradaki Müslümanları katlederken, onların gene bu Haçlı tarihlerinde var. Diyorlar ki Müslümanların algılayamadıkları şey şuydu. Bunlar bizi niye kesiyorlar? Yani yönetim değişti değişti. Dün İslam tebaasıydık. Vergiyi Müslümanlara veriyorduk. Bugün siz geldiniz, sizin tebaanız olduk. Size de vergi vereceğiz. Bizi niye öldürüyorsunuz? Bunu diyor Müslümanlar algılayamıyorlardı. Çünkü kültürel genetiklerinde Müslümanların katliam yoktur. İslam tarihi boyunca 1400 yıl, ister İslam Arap tarihi, ister İslam Türk tarihi olsun, hiçbir şehir katliamı bizim tarihimizde yoktur. İslam onu menneder çünkü. Savaş meydanında seninle savaşan askerle savaşırsın. Teslim olduğu zaman öldüremezsin. Müslüman olduğu zaman esir olarak dahi tutamazsın. Ha senden savaşırken sen öleceğine o ölsün öldürebilirsin. Bu var. Fakat şehri ele geçirdikten sonra şehirdeki masum halka katliam uygulayamazsın. Senin dininden değiller, senin milliyetinden değiller, senin düşmanlarıdır diye bunu uygulayamazsın. İslam hukuku bugün modern dünyada savaşlarda şehirleri bombalatmaz. Bombalayamazsın. Ancak askeri tesisleri bombalayabilirsin. Ancak savaş meydanlarındaki askerle savaşabilirsin. Yani İslam aleminde İslam kültürel genetiği, o dini genetiği
buna müsaade etmez. Bu nedenle Selahaddin Kudüs'ün üzerine yürüdüğü zaman bütün Avrupa buradan bir canlı sineğin çıkmayacağına inanıyorlardı ve Selahaddin'in de bunu yapacağına bütün Kudüs halkı da buna inanıyor. Çünkü kendileri girdiklerinde böyle yapmışlardı. Selahaddin Kudüs'e girdiğinde bir tek kişinin burnunu kanatmadı. Demedi ki siz girdiğinizde şu mescitleri ağzına kadar cesetlerle doldurdunuz. Bunu demedi. Kimsenin burnu kanamadı ve en sonunda şunu söyledi. Bugünden itibaren bu şehirde olan herkesin canı, malı, namusu Allah Resulü'nün veda hutbesindeki cümlelerle halka hitap etti. Emniyettedir. İsteyen bu şehirde kalır. İsteyen istediği yere emniyet içerisinde gidebilir. Çünkü bir kısmı Avrupa'dan gelip yerleşmişti oraya. Bu Haçlı seferleri sırasında serbest bıraktı. Sadece dedi ki gidenler beşer dinar fidye versinler. Yani çünkü savaş itibariyle şehir teslim oldu. Herkes aslında esir muamelesinde. Beşer dinar. Ve işin çok garip bir şeyidir. Kudüs'ün bütün zenginliklerini kilise zaten toplamıştı. Senelerdir orada gerek tapınak şövalyeleri, gerek hospitaller, gerek bilmem neler 3-4 tane böyle dini görünümlü terör örgütü. Yani bugün IŞİD, MİŞİD diyorlar tabii, ya. O günde tapınakçılar. O günlerde tapınakçılar vardı. Bizim Haşhaşilerden öğrenmişti onlar. Hasan Sabah, Sabah ve adamlarından, özellikle onların Suriye kolu bu konuda çok güçlüydü bu Haçlı seferleri döneminde. Tapınak şövalyeleri onlardan daha güçlü hale gelmişlerdi. Bütün Kudüs'ün zenginlikleri kilisenin elindeydi. Ve piskopos bütün kiliselerin zenginliklerini katırlara yükledi. Yüzlerce katır. Kudüs'ü terk ederken Hristiyan halk, bunun Avrupa kökenli olanları da vardı. Kadınlar ve çocuklar. Binlerce kişi yığıldılar. Peder, bizi bırakıp nereye gidiyorsun? 5 dinarımız yok. Verip gelemiyoruz. Biz Hristiyanız. Senelerce kiliseye vergi verdik burada. Bu kadar zenginliğimizi alıp götürüyorsun. 5 dinar ver de hürriyetimizi şey edelim. Bizi burada bırakma dediler. O piskopos yüzlerine dahi bakmadı. Yüzlerce katıra yüklediği kiliselerdeki altın, gümüş, şamdanlar, ikonlar, bilmem neler hepsini aldı gitti. Selahaddin Eyyubi'nin kardeşi 5000 kişinin fidyesini beşer şeyden ödedi. Onlar daha gitmeden Selahaddin bunu duydu. Kardeşinin ödediğini. Bu 5000 kişiyle dedi bu iş olur mu? Nasıl yapalım dedi. Hepsine paramız yetmiyor bizim. Para almayalım bunlardan. Herkes serbesttir dedi. Tek kuruş fidye almadan bunları serbest bıraktı. Ve daha da ötesi, yaşlılar vardı aralarında. Hamile kadınlar vardı aralarında. Küçük çocukları olan, yürüyemeyen henüz kundakta, kucakta bebekleri olan kadınlar vardı. Selahaddin bunları ne yaptı biliyor musun? Limana kadar hepsine birer hayvan tahsis etti. Eşektir, katırdır, bilmem attır. Nedir. Attır o hamile kadınlara, o yaşlılara ve bu insanlar. Hani o Mehmet Akif söyler ya, garbın en sevgili sultanı Selahaddin. Ne demek garbın ya? Garp batı demektir. Batı dünyası Selahaddin'i kendi krallarından daha çok sevmiştir. Selahaddin Avrupa'da İslam aleminde ki hükümdarlardan ve komutanlardan
hepsinden daha çok tanınır. Kendilerinin o zulmü karşısında oradan Kudüs'ten dönenler anlata anlata bu Selahaddin efsaneleri, bütün evlerde, saraylarda Selahaddin'in tabloları vardı. Tek kan dökülmedi. Bu sadece, bunu Selahaddin'in şahsına şey etmemek lazım. Müslümanların şöyle bir algısı, yanlış algısı oluşmuştur. Örneğin adalet denildiği zaman işte Hazreti Ömer derler. Hazreti Ömer'in adaleti derler. Semboldür. Hazreti Ömer'in adaleti olmaz. Hazreti Ali'nin adaleti olmaz. Veya Halife Abdülmelik'in adaleti olmaz. Bu İslam hukukudur. İslam hukuku bunu emrettiği için onlar yaparlar. Eğer bir halife çok adil bir sıfatla öne çıkıyorsa, İslam hukukuna tam riayetinden dolayıdır. Bu nedenle Selahaddin de orada İslam ahlakını temsil etmiştir. İslam'ın merhametini temsil etmiştir. İslam'ın şefkatini, İslam'ın insana bakışını ve Hazreti İsa Mesih'in ruhaniyetine saygısını da orada göstermiştir. Bu tahrif edilmiş bir dinin mensupları dahi olsalar, insan olarak onlara öyle bakmıştır. Şimdi biz Kudüs'ü en son Yavuz döneminde aldığımız zaman Müslümanlardan sadece el değiştirmişti. Memluklulardan bize geçmişti. Zaten burada kan söz konusu olamazdı. 1917 yılında Kudüs'ü savaş kaybederek teslim etmedik. General Allan Bey, İngiliz generali, Kudüs üzerine geliyordu. Biz kanal boyunca savaştık İngilizlerle. Fakat gerek lojistiğimiz, gerek teçhizatımız, gerek şeyimiz yetmiyordu. Yani bu savaşları kaybedişimizin nedeni mukadderdir. Kimisi komutanlara bağlar bunu, kötü yönetti. Kimisi bilmem şuna bağlar ama. Fakat bir şey için gerçeği var. Lojistiğimiz yoktu. Örneğin İngilizler Sina çölünden, Mısır'dan Kudüs'e gelirken atlarıyla gelmediler. Önce bir demir yolu döşediler. Demir yoluna paralel olarak bir de tatlı su borusu döşediler. Suyuyla beraber trenle geldi bunlar. Halbuki biz mesela Cemal Paşa o şeyi geçip işte Kızıldeniz'e doğru, kanala doğru giderken bizim askerimizin o çöllerde kırılmasının en büyük sebebi susuzluk oldu. Deniz suyunu içemiyorlardı, zaten içilmiyordu. Hele çölün ortasında zaten o da yoktu. Yani bizim bu o dönemdeki artık tükenmişliğimiz vardı askeri şeyden de. Kudüs'ü biz bunlar yakıp yıkacaklar dedik. Geldiler. Zaten katlede ede, kan döke döke geliyorlar. Kudüs'e geldiklerinde biz şehrin, bu mukaddes şehrin, Hazreti Davud'un, Süleyman Aleyhisselam'ın, Musa şeriatının tecelli ettiği, vahyin indiği, İsa Mesih'in doğduğu, büyüdüğü ve İncil'in nazil olduğu o topraklarda, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın miraca yükseldiği, Müslümanların ilk kıblesi, bakın bütün o tevhid geleneğinin vahyinin olduğu o mekanda kanın dökülmemesi için, korktuğumuz için falan değil. Ama biz bu gelen ordunun bizden güçlü olduğunu biliyorduk. Ve bu er geç bizi yenecekti, kan dökülecekti. O şehir bir kez daha kanla kirlenmesin diye bizim mutasarrıfımız orada bir sözleşme yaptı. Bu sözleşmeyi tek özelliği şuydu: şehri yıkmayacaksınız. Buna söz veriyorsanız biz şehri size teslim edeceğiz dedik. Şehri o şekilde teslim ettik. Bu o günkü mutasarrıfın da şeyi değildi. Bu bizim kültürel genetiğimizde vardı. Dördüncü Haçlı Seferi. İstanbul'dan gelip şeye girdiğinde İznik
Selçukluların başkentiydi. Bu arada üzerimde kalmasın. İznik'ten sana çok selam söylediler. Aldık, aleykümselam. Ondan sonra bir talepleri vardı. Dedim ben bunu Turgay Bey'e ileteceğim. Zor olmasın hocam şimdi canlı. Zor değil. Sizin seveceğiniz bir şey. Alıştırma kardeşim. Bir şeyi alıştırırsan isterler. Şimdi sen bir çocuğa şeker verdin mi öbür çocuk da ister. Buna yok diyemezsin. Varsa da vereceksin. Şimdi birçok şehirden ben biliyorum çok şey geliyor, talep geliyor. Davet ya ediyorum. Bir de bizim şehrimizden bir yayın yapın şeyinizle. Bu Türkiye'de de bir ilktir bakın. Yani şehirlerden gidip yayın yapmak bir işte bu üniversitelerde yapan biri vardı. İdeolojik anlamda rektörler çağırıyorlardı. Yukarıda Ahmet Necdet Sezer'e şey olsunlar şirin diye. Şirin görünsünler diye. Başka bir şeyi yoktu. Öbürü şimdi başka bir televizyon, eski bir televizyoncu işte falan oralarda falan. Partili martili topluyor, konuşuyor şu bu. Ama halkın talep ederek istediği adam sensin. Şimdi dediler ki orada, hocam dediler, o gece dediler, Aydın'ın kuyucağından dediler, kuyucaklı Yusuf'un, Hasan'ın oğlu Yusuf'un dedi, programını Turgay Bey'le yaptınız. Biz o gece çok ağladık ona. Ondan sonra işte yok şu vilayette Turgay Bey program yaptı. Şurada yaptı. Anadolu'da ilk İslam camiye çevrilen ilk yapı. Mahzun. Bugünkü Ayasofya'dan önce ve Ayasofya adını taşıyan Orhan Gazi tarafından camiye çevrilen, sonra da müze olarak kullanılan ve daha geçen seneye kadar boynu bükük çok muhteşem bir eser o. Orada namaz da kıldık. Ya şu Ayasofya'dan dedi, ne olursunuz hem bu Ayasofya'yı anlatma açısından buradan bir program. Selamlarıyla beraber isteklerini de sana burada aldık, kabul ettik. Arz ediyorum. Sevgili İznikliler, Günah benden gitti. Turgay Bey de aldık, kabul ettik dedi, sözünü verdi. Geriye kalan zaman meselesi. Seçimlerden uygun, sonra inşallah. Evet, seçimlerden sonra uygun bir zamanda inşallah oraya gelip oradan o Ayasofya'yı anlatmak, o tarihi doku, müthiş bir tarihi dokusu var zaten İznik'in. Ha, laf oradan geldi. İznik, Haçlı sürüleri geleceklerdi. Biz Bizans İmparatoruna dedik ki kardeşim bak, bu şehir ilk ökümenik konsilin yapıldığı şehir, sizin için de kutsal. Bakın kiliseleriniz ayakta duruyor, Selçukluların başkenti orası. Bu şehre yazık olur. Bu şey sürüleri, Haçlı sürüleri girdiler İstanbul'a, Hristiyandılar, adı Haçlı Seferi. Nereye gidiyorsun? Niye bu şeyin adı Haçlı Seferi oluyor? Haç için gidiyorsun. İsa Mesih'in ruhaniyetini küffar çizmelerinin altından diriltip ayağa kaldıracaksın. Güzel. İstanbul'daki bütün kiliseleri yağma ettiler. Ayasofya'da bir tane dansöz getirdiler. Bizans patriğinin kıyafetini ona giydirdiler. Ayasofya'nın içerisinde dansöz oynattılar. Yani Batı'nın anlayışı bu. Kutsala da hiçbir zaman saygısı şuyu buyu olmadı. Ve biz İznik'i Bizans İmparatoruna dedik ki bu Haçlı sürüleri hocam, bu şehre girerlerse İstanbul'un içinde yaptıklarını da yaparlar. Gel bu şehri sana teslim edelim kardeşim. Anahtarlarını verdik ve biz şehirden ayrıldık. Bu bizim genetiğimizde var. Bizim tarihimizin bütün dokusunda bu var. Haçlı sürüleri yine bu sıra şeyinde Urfa'ya girdiklerinde beden üzerinde kelle bırakmadılar. Müslüman kafası bırakmadılar, katlettiler. Nurettin Zengi 150 sene kadar sonra
bu Urfa'nın önüne geldiği zaman bütün Urfa Haçlı Konukluğu'nun yöneticileri ve Hristiyan halk eyvah dediler. Bunun intikamını Zengi alacak bizden. Nurettin Zengi şehri aldı. Bir tek kişinin burnu kanamadı. Hiç kimseyi katletmedi. Bizim yapımızda bu vardı. General Allen Bey'e de bu şehri teslim edeceğimiz zaman aynen bu dini, milli ve kültürel genetiğimiz en zayıf dönemimizde, en beğenmediğimiz idarecimizde, onda bile vardı, şehirde hiçbir tahribat yapmamak kaydıyla buyurun savaşmadan şehri size teslim ediyoruz. Sadece bu şartı koştuk, kendimiz için bir şey istemedik. İstanbul'u fethettik de Ayasofya'nın ikonalarını mı söktük? Perde astık, bir bez, çarşaf gerdik, orayı camiye çevirdik. Ama asla o tarihe dokunmadık. Kim durabilirdi Fatih kazıyın bunları dese? Tabii canım. Kim engel olabilirdi? Hiç kimse engel olamazdı. Ve daha sonra da bakın iyi bir tarafı. Mesela ben gençliğimde bizim Avrupa kütüphanelerinde eski klasik el yazma eserlerimiz, özellikle müellif nüshalarını gördüğüm zaman canım o kadar sıkılmıştı ki, gelmişler İstanbul'dan toplayıp götürmüşler, Konya'dan alıp götürmüşler, Bağdat'tan alıp götürmüşler, işte İngiltere Londra Müzesi'nde, Paris Müzesi'nde, Viyana Müzesi'nde ve kütüphanelerinde bu el yazma eserlerimiz vardı. Önce çok kızıyordum, niye bu eserlerimizi götürdüler oraya. Fakat sonradan şu gerçekle yüz yüze kaldım. Dedim ki, iyi ki götürmüşler. Yoksa burada, yoksa burada ilk yıllarında onların hepsini yakarlardı. Yok ederdik. Veya diyelim ki yakıp yıkmadık. Biz kitap muhafaza etmesini de son yıllarda bilemedik. Onu da bıraktık. Hocam şuraya kağıthanede. Çok özür dilerim. Bizim mikrofonlarda. Allah Allah. Hocam bir enteresan bir durum. Kağıthanede ya giderken bir büyük arşiv binası yapıldı hocam. Evet. Osmanlı arşivleri. Evet. Hepsi oraya taşındı. Evet. Binanın özelliği şu, gidenler bilir. İşte o Cendere yolu üzerinde. Sütlüce'den az sonra top atsan binaya bir şey olmaz. Evet. Yani zırhlı mırhlı falan bir bina yaptılar. Hı-hı. Her türlü önlem alınıp bir bina yaptılar. Bu arşivlerimiz sağda solda perişan haldeydi. Ya Dolmabahçe Sarayı'nın, yani bu cumhuriyet sadece işte Osmanlı'nın mirasına falan, Atatürk'ün mirasına da aynı şeyi yapmış. Tabii canım. Yani evet. Bunlar Atatürk'ün mirasına da aynısını yapmış. İşte o Dolmabahçe Sarayı'nın o bodrum katındaki görüntüleri yıllar önce gündeme gelmiş. Evet, hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Koltuklar, şunlar, bunlar, işte yemek takımları, tablolar, her şey rezil haldeydi. Evet. Yani bunun daha kötüsü var. Bakın. Osmanlı'nın da mirası aynı zamanda Dolmabahçe'de. Sene kaçtı? Ya yaşlanınca herhalde seneleri de böyle önemli şey değil diyoruz. Sen hatırlayıncaya kadar ben şey söyleyeyim istersen. İstanbul'da mezarlıklar, vakıflar, yani bunu samimi söylüyorum. Yine o ifadeyi kullanacağım ama tüm siyasi mülazaların dışında söylüyorum. Yani Erdoğan'a bizim yatıp kalkıp dua etmemiz lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Aynen. Bu bütün tarihimizi evet, bu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ihya ettirdi. Evet. Mezarlıkları düzeltti. Evet. Tarihi mezar taşlarını ayağa kaldırdı. Cami, türbeler, restorasyonu. Şurada burnumuzu camiler, türbeler yetmedi. Evet. Balkanlar'da aynı işi yapıyor. Daha dün Fatih'in Bosna'yı işte Müslüman olduklarında işte ona yapılan o hediye edilen cami, hamam vesaire, Vakıflar Genel Müdürlüğü o yıkık, dökük, perişan haldeki o eseri
aslına uygun imar etti ve Sayın Cumhurbaşkanı açılışını yaptı. Girdik gezdik vesaire. Onlar orada olmazsa kimlik kayboluyor hocam. O camiyi ihya etmezsen, işte Osmanlı'nın işte o dönemde yaptığı o eserleri ihya etmezsen kimlik kayboluyor, aidiyet gidiyor. Peki burada sana siyasi bir soru sorayım. Zor olmasın hocam. Milliyetçilik bu mudur yoksa duvarlara slogan yazmak mı? Ya. He? Milliyetçiliğin babasıdır. Heh, şunu söyleyeyim. Bakın. Hiçbir şey yapmamış olsa bu yeter. 5 asırdan yani Osmanlı'nın diyelim Kanuni'den bu yana gelen devlet adamları içerisinde en milliyetçisi Tayyip Erdoğan'dır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu tarih yazacak. Efendim şu konuşmasında Türk kelimesini geçirmedi. Şu konuşmasında ya bırakın bunları. Yaptığı şeye bakın. Bakın 2007 hocam, miydi? Hocam unutmayın 2007'yi. Köksüzlüğü sevenler, ha? Köksüzlüğü kutsayanlar şöyle söylüyorlar. Ya işte niye gittik orada o camiyi imar ettik? Hı. Ya bu senin vizyonun. Bunu anlayamıyorsan, bunu yaşayamıyorsan. Ya çok önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Çanakkale'ye falan turlar düzenleniyor ya. Evet. Bu toplumu alsınlar. Hı hı. Bosna'ya götürsünler, Kosova'ya götürsünler, Arnavutluğa götürsünler. 3 gün, 2 gün orada kalsınlar. Döndüklerinde Erdoğan'dan özür dilerler. Yani Erdoğan karşıtları için söylüyorum. Ne karşıtları için? Sayın Cumhurbaşkanı karşıtları için söylüyorum. Gitseler görseler eyvah ki eyvah biz ne yapıyormuşuz derler hocam. Tabii kalpleri mühürlü olmayanlar için söylüyoruz hocam bunu. Yani gitseler emin ol mührü bile açar. Mührü bile açar. Evet. Şimdi 2007 yılındaydı zannediyorum. Tarihi karıştırabilirim. Bu 2006 da olur, 2005 de olabilir. Kültür Bakanlığı bir yazma eserler sergisi düzenlemeye karar verdi ve bu şey için de bir heyet kurdu. 5 kişilik bir heyet kurdu. Bu heyetin içerisinde de ben vardım. Biztek daha önce Kültür Bakanlığı böyle bu tür sergiler açıyordu. Mesela ağırlıklı olarak hat sergileriydi bunlar. Yani güzel Kur'an-ı Kerimler, daha böyle süslü, daha bilmem ne. Ben teklif ettim. Dedim ki ya bu sefer farklı bir sergi açalım. Bir ayda sürdü bu serginin şeyi. Burada bu Sultanahmet'teki Türk İslam eserleri şeyinde açtık. Da o zaman Kültür Bakanı da Günay'dı. Açılışa da o geldi, Ertuğrul Günay. Hatırlıyorum Esat, oğul Esat. Katil Esat. Katil Esat. Babası da katildi ya. Türkiye'ye gelmişti. Başbakanın davetlisi olarak. O sergiye beraber açılışa geleceklerdi. Ayrı bir program birden olunca sergiye gelemediler. Şimdi bu sergide ben teklif ettim. Dedim ki ya hep Kur'an-ı Kerim iyi hat, güzel hat, tesibi güzel eser sergisi yapılıyor. Bu sefer bunu farklı yapalım. Nasıl dediler farklı? 2 şekilde dedim. Birisi sadece bizim eserlerimiz olmasın. Biz bir imparatorluk mirasına sahibiz. Bu imparatorluk mirası içerisinde Yahudilerin yazmaları yok mudur? Bu topraklarda onlar da yazıldılar. Rumların yazmaları yok mu bu topraklarda? Ermenilerin yazmaları yok mu bu topraklarda? Süryanilerin yazmaları yok mu? Birer seksiyon da bunlara ayıralım. Bizimki geri kalanı da bilimler şeklinde tasnif edelim. Yani fizikle ilgili mesela eserlerden bir seksiyon açalım. Fıkıhla ilgili seksiyon, Kur'an-ı Kerim'le ilgili, kimyayla ilgili, astronomiyle ilgili. Hocam başarabilir miyiz dediler. Bu çok mükemmel bir şey olur. Başarırız dedim. Biz arkadaşlarla şimdi tabii kütüphaneleri geziyoruz.
Süleymaniye'yi işte şurayı burayı. Hatta şeyden kitap getirdim ben. İzmir'in Tire ilçesindeki kütüphaneden kitap getirdik buraya. Çok mükemmel bir sergi oldu. Çokluk içerisinde vahdet. Kalktık bir de Topkapı'ya gittik. Oradan da kitap seçeceğiz. İşte Topkapı, Topkapı, Topkapı dediler şu depolarda. Tabii biz bakanlık adına orada olduğumuz için orada zaten Kültür Bakanlığı'na bağlı nihayetinde. Kapılar açıldı. Turgay Bey, sadece bir salon için söyleyeyim. Şu stüdyo büyüklüğünde. O eski deterjan kutuları olur ya, içinde deterjan olur. O kutulardan. Mavi şey. Ha, belki ben diyeyim 500 kutu büyük büyük. Evet. Siz deyin 1000 kutu. Böyle tavana kadar da dizili. Bir tanesini indirdik. Sağına baktım, soluna baktım. Yani hiç değilse içinde kitap var. Ya içinde hangi kitaplar var? Bir buna bakıp bir liste yapıp yazıp üzerine yapıştıraydınız ki. Birisi bir kitap aradığında listeye baksın. Ah varsa var, yoksa hiç açmasın şeyini. Hiçbirisinde böyle bir yazı yok. Biz mecburen tek tek kutuları açtık. Diyelim bir kutunun içerisinde 20 kitap var. Birisinin içerisinde 10 kitap var büyük hacmine göre. Birisinde 30 kitap var. Dizdik buraya. İstisnasız yarısından fazlası, 10 kitaptan 5'i en az, bazen bir kutuda bir tane bile sağlam çıkmıyordu. Kitabın bu ucundan, bu sayfasından bir kurt girmiş. Delmiş, delmiş, delmiş o 700 sayfalık kitabı ta burasından çıkmış. Yahu bu Topkapı'da bu kadar insan çalıştırırsınız. Bu kadar falan memur, falan memur, falan memur. Ne iş yaparlar bunlar kardeşim? Topkapı müdürü diye oraya koyduğun adam senelerce ne yaptı ya? O kitaplara bile hiç kimse oraya bakmadı. Abdülaziz'in kanlı gömleği yıllar sonra ortaya çıktı. Ben gidip haber yapmıştım, evet, onu. Evet. Yıllar sonra ortaya çıktı. Müthiş bir tarihi vesika sayılır değil mi hocam o? Hem de. Yani dehşet. Ben onu yakinen çıplak gözle gördüm. Annesinin eşarbı, bileğine bağladığı eşarbı da vardı. Bu, yani bu kriminal bir şeydir aynı zamanda. Hiç sorma. Hiç sorma. Tamam. Yıllar sonra bu dönemde ortaya çıkarıldı onlar. Hocam bir molaya gidelim. Evet. Canımı sıktım. Yani bu mevzular canımı sıktı. Evet. Dönüşte buradayız. Yeniden birlikteyiz. Sıra dışı tarih devam ediyor ve final bölümündeyiz hocam. Kudüs, kan ve gözyaşına bürünmüş bir şehirdir. Osmanlı oradan çekildikten sonra. Bu kan hiç durmadı. Hele 48'den sonra gittikçe arttı. Yani Hazreti Musa'nın ümmeti olduğunu iddia edenler ve İslam tarihi boyunca Müslümanların Medine ve Hayber safhası hariç hiçbir Yahudinin burnunu kanatmayı bırak, kanamalarına müsaade dahi etmedikleri bir tarihi süreç yaşadı insanlık. 1492 en yakını bunun. Hitler'in katliamları sırasında Türkiye'nin kapılarını açtığı dönem gene bu dönem olmuştur. Fakat İsrail orada 48'den sonra o günden bugüne kan dökmekte ve bütün dünya da bunu seyretmekte. Ya. İşin çok garip tarafı, bizim insanımız açısından baktığımız zaman Filistin'in o Kudüs mücadelesi 1960'lı yıllarda, buna 70'li yılların sonuna kadar olan dönem de dahildir. Hani Türk solu halkların özgürlüğü, işte bilmem ne numaraları, Sovyetlerden gelen şeyler vardı ya, bizimkiler de bunu ezberlemişlerdi. Kopya çekerek öyle görünmek sevdasındaydılar. Şeyi destekliyorlardı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü destekliyorlardı. Bizim bugün solcu gezinen, şu anda paralelci olmuş, askerci olmuş, CHP'li olmuş, bir sürü demokrat numaralarına yatan bilmem ne eden adamlara bakın,
O adamların önemli bir kısmı Filistin kamplarında gidip örgütsel eğitim görmüşlerdi. Bu da kahramanlık numarasına yatmak için. Bunlardan hiç affedersin hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gitti oralarda 3 gün dışarıda kaldı geldi. Filistin kamplarından geldim, eğitim gördüm. Beka'da bilmem şurada burada. Yok böyle bir şey. O ruhu hiçbir zaman taşımadılar. Sadece propaganda yaptılar. Nasıl ki Filistin Kurtuluş Örgütü halkıyla birleşti ve dindar bir kimlikle Kudüs'ün o manevi yönüne de sahip çıkmaya başlayınca bizim Filistin davasının arkasında duran solcularımız hepsi İsrailci kesildiler bu sefer. Ben hep söylüyorum ya, bunlar Allah'la problemliler. Bunlar solcu falan değiller. Bunlar Marksist falan değiller. Marx bunları lanetler. Ve bizim bu geleneğimiz, bu sol gelenek içerisinden gelen gerek Türk, gerek Boşnak, gerek Arnavut, gerek Çeçen, gerek Karadenizli, gerek Akdenizli, gerek Kürt, gerek Arap. Aynı hamur içerisinde yoğrulmuşlardır. Aynı şey içerisinde yoğrulmuşlardır. Yani şimdi Selahaddin'in, gerçi Selahaddin diyorlar ona, Selocan da diyenler var sevimli geldiği için. Şimdi ettiği o laf işte o solcu hocam, damarından şuna, geliyor. Şuna bakar mısın hocam ya? HDP dışında başka partinin girmesi tehlikeli ve yasaktır. O kanlı el nedir? O da kanlı el hocam. Dur diyor, kanlı bir el. Yani bu Nişantaşı, neyse Nişantaşı. Bu orada mı asılmış? Yok. Bu Yeşilova Suli mahalle sakinleri asmış sözüm ona bunu. Burada söylenecek söz bitmiş. Bu toplumun 7 Haziran günü topyekün kalkıp sandık başına gitmesi lazım. Evet. Topyekün. Yani bu şımarıklık, bu ucubelik nereden geliyor? Nereden geliyor? Bu Anadolu, kumaş Anadolu tezgahında dokunmuşların değil. İşte Aydın Doğan destek veriyor. Paralel yapı destek veriyor. CHP de, yani CHP içinde destek görüyor. Ya destek. Cemaatin, sözüm ona, abileri, ablaları çıkmış sokakta HDP için oy istiyor. Peki şurayı millet nasıl görür? Vatandaşlarımız hiçbir parti şeyi düşünmeden şunu görsünler. Bakın Şişli, Nişantaşı, Beşiktaş, işte bilmem ne, Kadıköy, şu bu falan. Yani CHP seçmenin ağırlıklı olduğu. Daha doğrusu kurular. Tuzu kurular. Tuzu kurular. Yani bu memleketin nimetlerini. O halk değil de vatandaş. Vatandaş. Halk. Plajlara hücum edince vatandaş denize giremedi. Benim oyumla çobanın oyu bir mi şeyinde olanlar. Şimdi siz İstanbul'da doğma büyümesiniz. Ben de 60 yaşındayım. 60 senedir İstanbul'a gelir giderim. İyi kötü tanırım İstanbul'u. Bu şey ettiğim semtlerde Kürdün adam yerine konulmadı. Kapıcısı Kürt, o Kürt olduğu için ondan dahi böyle tiksinen, nefret edinen. Sadece Kürdün camide adam yerine Müslüman Türk tarafından konulduğu bir Türkiye burası. Ne oldu lan bu aşk, bu Nişantaşı'nda HDP'nin bayrakları, bilmem Çişli'de HDP'nin bayrakları, bilmem evlerine asmışlar hepsi. Hadise Kürt değil, Kürdün, Kürt lafının kesinden. Nefret eden bu kitle ve Türkiye'deki bu kavga 35 senedir dinsiz Kürt'le dinsiz Türk arasında devam eden bir kavgadır. Daha ben camide kavga görmedim. Daha ben esnaf arasında kavga görmedim. Daha ben mahalle sakinleri arasında birbirine ters bakan bir Kürt'le Türk'e rastlamadım. Bunlar kapıcının Kürt olmasına bile tahammül edemeyen bu semtlerin bu KDP aşkı nereden çıktı? Tayyip Erdoğan düşmanlığı kardeşim. Bütün hadise bu. Yani şunu bir sefer idrak edemiyor mu bu millet, bunu idrak etsin.
Seçim, Ahmet geldi, Mehmet gitti. Tayyip Erdoğan bugün var, yarın yok. Hepimiz faniyiz, hepimiz öleceğiz, hepimiz gideceğiz bu topraklardan. Her nesil gelip gidecek buna. Be kardeşim, bu ülkenin tam 2023'e giderken arabanın viraj aldığı yerdir. Bu millet başkanlık sistemine evet diyecek mi? Demeyecek. Yeni bir anayasaya evet diyorsa sandık başına bu şeyle gitsin. Ne oyunu Ahmet'e ne Mehmet'e, ne şuna ne buna. Baraj açsan ne olacak? Önce Kürtler, Kürtler. Eğer Kürtler bu kanın durmasını istiyorlarsa, eğer Güneydoğu'ya huzurun gelmesini istiyorlarsa, öncelikle onlar bunu düşünerek oy kullanmalıdırlar. Kesinlikle hocam. Dolayısıyla şu Türkiye batsın, bölünsün, ekonomik kriz yaşasın, insanlar perişan olsun, umurlarında değil. Bir avuç. Aynen. Bir avuç adam. O bir avuç insan bunlar. Yine söylüyorum. Heh. Yani bu başka, yani bunu literatürümüze siz kazandırdınız. Başka türlü de anlatılamayacak bir mevzuydu. Allah razı olsun hocam. Kumaşı Anadolu tezgahında dokunmamış bir avuç adam 90 yıldır bu ülkenin kanını emdi. Bugün yine toplumu kandırıyor. Evet. Çünkü bugün kanını ememiyor. Aydın Doğan'ın bas bas bağırmasının sebebi budur. Bu düşmanlığının sebebi budur. Evet. Bugün kanını ememediği için HDP'nin arkasında gizlenmiş. Onunla da işi yok. Dönecek kukla iktidarlar oluşturacak. Tabii. Kanını emmeye devam tabii. edecek. Aynen. Bu millet gözünü açmak zorunda. Evet. Başka yolu, başka çaresi yok hocam. Evet. HDP binalarına bombalı saldırı yapan DHKPC'li çıkıyor. Buyur. Hürriyet.com.tr'de bir tek haber yok. Heh. Bir tek haber yok. Dün, bugün Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında haber yok. Görmüyor. Bak, bunu Türk milleti görsün. Başbakan Davutoğlu miting meydanında bunu söylüyor. Bu manşet, bugün birçok gazetenin manşetindeydi. Ama Hürriyet gazetesi ve Hürriyet.com.tr okurlarından bunu gizledi, sakladı, vermedi, kıyıya köşeye attı. Bugün Selahattin Demirtaş yine her zamanki taktiğini uyguladı. O DHKPC'li değil, IŞİD'çi dedi. Yasin Börü'yü katlettiler. Yasin Börü devlet ajanı diye kendi tabanına, dindar olmayan Kürtlere bunu yutturdu. Sürekli bu ajan, bu devletin adamı, bu bilmem ne politikasıyla tabanını kandırıyor. Onlar da bunu satın alıyor. Ama bu toplum, ekranları başında bizi izleyen feraseti bu toplum. Feraseti vardır. Feraseti var. Hiçbir şey yapmasın. Yani deli olması lazım. Oraya seçime gidildiği bir dönemde, işte efendim mesela hükümetin güdümünde bir bomba atılması. Bu rezalettir. Böyle akıl bir şey, alacak, bir, akıl şey alacak bir şey değil. Evet. Oradan bir mağduriyet edebiyatı oluşturmak, oradan dine, diyanete, kutsalak ettiği küfürü gölgelemek, gizlemek için DHKPC'de kol kolaya girip bunu yapıyorsun. Aydın Doğan'ın, DHKPC'nin savcıyı öldürürken attığı manşeti, kullandığı resmi, verdiği desteği, yazarlarının, çizerlerini unutmuş değiliz. Mursi manşeti, üzerinden idam bunları 152. Bunları herkes görüyor. Dolayısıyla bu 7 Haziran seçimi çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Hiçbir siyasi mülazayla falan söylemiyorum. Bu ülkenin varlık yokluk seçimidir. Evet. Tsipras Litvanya'ya gidiyor Avrupa Birliği toplantısına. Kargo uçağıyla, çok özür diliyorum, niyetim o değil, bir mal gibi taşınmak zorunda kalıyor. Yeah. Binecek uçağı yok. Evet. Kiralayacak uçağı yok. Evet. Batmış. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş ile Tsipras'ı örnek alıyor. Neyse hocam. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. We'll be right back.